Şule. Bugün Şule Şenoğlu'yum ve onunla güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Şule, sen sağlık gazeteciliği diye bir şey başlattın koronayla birlikte, pandemi sürecinde. Sonra da dedin ki ben bunu eğitime niye dönüştürmeyeyim? Ben de hadi yapalım diye. İnşallah güzel paylaşımlarımız olacak. Başkaları da katılacak belki, bilmiyorum. Ben de şöyle bir öneride bulundum. Önce dedim, birlikte neler yaptık? İlk nasıl tanıştık? Nereden başladık? Onları anlatalım dedim. Benim hatırladığım 2008, sen belki biraz daha öte diyorsun ama 2008-2009 yılında biz bir şekilde yollarımız kesişti. Nerede? Ekolojik pazarda bir başlangıç yaptık. Sen istersen bir anlat, başlangıcımız nasıldı? Ekolojik pazarı, hani bilmeyenler için bir anlatayım. 2006'da kuruldu. Biz de daha evvel böyle bir Oyun Sanat ve Zanaat Derneği diye bir derneğimiz vardı. Ekolojik pazarını kuran, işte Buğday Derneği kurucusu ve başkanı da aynı zamanda bizim kurucularımız arasındaydı. 2011'de vefat etti. Sevgili Victor. Bize de işte dernek adına hem de işte bana böyle bir oyuncak standı ayarlanmıştı. O yüzden orada işte hem oyunları oynuyorduk, oyuncak satışı yapıyorduk, etkinlikler yapıyorduk falan. O zaman sen de işte bir şekilde pazara gelenler arasında karşılaştım. O zaman bir ondan sonra projesi var mıydı? Evet, dur burasını ben anlatayım. Ben evim oraya çok yakındı. Pazara gelip gidiyordum ve kızımla da yani böyle işte o zaman 6 yaşlarında pazar alışverişi yapmak işte ilk bizim aktivitelerimizden biriydi. Ve pazarın içinde normal pazar tezgahları olur. Birden karşıma tahtalardan oyuncaklar çıktı. Böyle bir tezgah, tahtalar ve oyuncaklar ve bir kadın orada pazarın içinde oyuncak satıyor. Benim gözümden de böyle bir şey var. Ben çok şaşırmıştım nasıl olabilir diye. İşte hemen Güneş zaten oturmuştu tezgahın başına bir şeyler almak için, ilgilendi yani. Sonra da ben artık müptelası oldum, gidip gelmeye başladım. Yani ilk sefere değil ama birkaç sefer sonra galiba sohbetlerimiz başladı. Ve sana sorduğumda hani ne yapıyorsun burada, neler yapmak istersin dediğimde sen şey demiştin. Ya saat 10'da burası bitiyor, ölüyor bu pazarın bütün etkinliği. Yani herkes gidiyor evine, alışverişini yapıyor. Evet. Sabah 6-7'de geliyorlardı. O zamanlar çok yoğun oluyordu. Ondan sonra böyle şey oluyordu. Böyle azalıyordu gelen kesim, çok azalıyordu. Şimdi öyle değil gerçi ama. Evet, öyleydi. Gerçekten hani herkes alıp gidiyordu. 2006'da 11'de tezgahlardaki ürünler bitiyordu. Çok küçük bir pazardı o zaman. Biliyorum ben yani, bitmiştir falan diye böyle çok az ürün oluyordu. Şimdi çok farklılaştı. Onun için ondan sonra diye bir şey bıraktım. Yani saat ondan sonra, bir de ondan sonra. Onun da bir tane böyle bir hikayesi vardı. İşte sıfırın birin yanına sıfır koymalar falan. 10 etkinlik, 10 tezgah, onlarca kişi, böyle şey gibi, saadet zinciri gibi diyeyim ben sana. Çok kişiye ulaşsın gibi öyle bir amaç vardı. Ben tabii yani seni yeni tanıştığım için o dönemde senin bu kelime oyunlarını bilmiyordum. Şimdi ondan sonra ne demek, yani on ne demek? Onları hep sorguladığımı hatırlıyorum, ne demek istediğini. Ve aklımda kalan tarafı işte saat ondan sonra burası şey oluyor, sessizleşiyor. Buraya insan çağırmak lazım. İşte çocuklarla ilgili bir aktivite yaparsak burada hareket olur demiştin. Ben de işte sana sanatçılar bulayım, getireyim dedim. Onu hatırlıyorum. Ve sonra kendi aktivitelerim, bir iki tane sanatçı, mesela Meliha Sözleri vardır, heykeltıraş. O arkadaşım ilk gelenlerden, hatta ilk aktiviteyi yapanlardan. Birkaç heykeltıraş, işte sen şeyi getirmiştin galiba. Mine gelmişti değil mi? Evet, Mine gelmişti. Sen bir Alman seramikçi getirmiştin. Yapıyordu, hatırlıyorum. Mine bebeğiyleydi o zaman. Evet, bebeğiyle gelip aktivite yapıyordu. Bebek kucağındaydı ve heykeltıraş arkadaşımız aktivitelerini yapıyordu. İşte şeyden, kraf kağıdından, çamurdan, ne varsa elimizde artık. Ben çağırmıştım, sen çağırmaya başladın ve böylece orası hareketlenmeye başladı. Ben de ilk aktivitelerimi orada yaptım. Yani ilk kilden masalları öyle hayata geçirdim. Cesaret alarak, senle birlikte. Sen yani benim aslında şeyde
insanlarla buluşmam için ilk fırsatı yaratan kişisin belki de, yani o kadar büyük kitleyle buluşmam için. Ya orada bir kendiliğinden nedenlik vardı. Yani gelen takılıyor diyorum şimdi, ben de hani teylerle anlatıyorum ya. Te istasyonuyla tek başına topluca takılarak öğreniyoruz diye. Oraya gelip hani kimisi böyle sadece seyreden oluyordu. Kimisi birazcık karışan oluyordu. Kimisi de oyunun içine ya da etkinliğin içine, yani oyun, sanat ve zanaatın içine. Zaten orada yapılan şey, yani oyun ve sanatın, sanat ve zanaatın biraz da o birleştirici, kaynaştırıcı gücünü ve kendiliğindenliğini kullanmaktı. Yani hep böyle etkinliklerde var ya, hep böyle herkes aynı şeyi aynı anda yapar falan. Orada farklı yaş grupları fark etmiyordu. Evet, karma. Aileler bir arada, çocuklar bir arada, ortak bir alan yaratmıştık. Pazarın orta yerinde daha çok insanlar çocuklarını bırakıyorlardı, pazar alışverişlerini yapıyorlardı, sonra geliyorlardı, kendileri de işte bir köşesinden o çocuğunu yaptığı işe takılmaya çalışıyordu. Takılmaca dediğin o ortam çok evet, rahat yani, vardı. Yüklere göre de oyunlarımız var ya bizim de, hani tape puzzle'ımız vardı, tea time derdim, tape puzzle sofralarına orada çay içerlerken onlardan verirdim falan, hadi bir çözüm bir gelir falan gibilerden. Evet, Deniz'i hatırlıyorum. Deniz katılmıştı. Şimdi soyadını hatırlayamayacağım. Evet, yapıyordu. O da gelmişti. Ve yani şey, bir seferinde şöyle bir şey yaşadım ben. Seninle paylaştığımı hatırlamıyorum. Öğretmenler geldiler. Yaşlı bir öğretmen. Siz burada ne yapıyorsunuz dedi. Yani siz derken hepimizi kastederek. Yani siz burada ne yapıyorsunuz dedi. Ben de hani böyle şey... sorgulayıcı, kötü anlamda sorgulayıcı bir şey olduğunu düşünerek şaşırdım, böyle ne diyeceğimi bilemedim o anda. Yani işte çocuklarla etkinlik yapıyoruz da böyle kendimi açıklamaya çalışıyorum. Siz burada dedi ne yaptığınızın farkında mısınız dedi. Siz dedi burada muhteşem bir şey yapıyorsunuz dedi. Bu yaptığınız çok değerli. Bunun farkına varım dedi. O dakikadan sonra ben de bir artı daha ekledim. Dedim ki burada başka bir şey var ve benim için benim yolculuğumda, çocuklarla olan eğitim yolculuğumda orası çok değerli. Çünkü sanatın kaynaştırıcı gücünü gördüm ya. Yani sanat ortamının içinde, sanat eyleminin içinde ve oyunla birleştiğinde, sanat oyunla birleştiğinde her şey kifayetsiz artık. Her şey yapılabilir yani. İnsanlar kaynaşıyorlar. Hiçbir şey kalmıyor. Kafalardaki o düşünceler, yargılar gidiyor. Çok böyle randevulu olma hali yok. Şimdi sen kapalı bir mekandasın. Evet. Bir etkinlik ilan ediyorsun mesela. Belirli kimseler daha evvel işte diyorlar ki bu etkinliğe gelelim, ben şu saatte geleceğiz diyorsun diyorlar ve biliyorsun ki o 5 kişi gelecek. Burada öyle bir şey yok. Artı yani biz işte bir ara Serpiller falan meydana geçtiğimiz zaman da böyle etkinlikler yapıyorduk, diyorduk ki kazanım kime? Yani bize kazanım ne? Yani etkinliği yapana kazanım ne? Etkinliği birlikte gerçekleştirdiğimiz çocuğa ve onun ailesine kazanalım ne? Bir de sadece meydanda orada onlara, o çocuk mesela diyelim çalı çırpıyla oynuyor. Yani diyelim ki kuş yuvası yapıyor ama sadece işte ne bileyim ben tahta parçaları, çiğ bilmem ne, bir sürü böyle pamuklar falan, saman neyse. Yani gören bakan uzun süre böyle, Ahmet vardı, Ahmet Doksanoğlu, o onu çok güzel yapardı. O da son, şimdi Serpil de şeydi, o da çok hoşuma gidiyor. İkisi de üniversitede resim hocası oldular falan. Bunlar gençti o zamanlar. Onların bu hale geldiğini görmek de çok hoşuma gidiyor. Ama diyorsun ki ya 3 saat birisi gelmiş mesela meydandayken, 3 saat oturmuş bizimle orada. Yani daha düşün, da fazla oturan vardı. Oturup çocukla işte bir şey yapmışlar. Ne yaptın dersen, yani işte konuşuyorsun, ne diyorsun, bir şey üretiyorsun tabii. Bir üretim halindesin ama sonuçta çıkan ürün çok önemli değil. O kesinlikle süreç değerli. Yani oradaki o paylaşım anı süreç değerli. Sanatta da öyle etkileşim diye bir şey var. Yani bir yerden bir yaratıcılıkla ilgili bir fikir alman, bir feyz alman gerekiyor. Orası çok böyle zihin açıcı bir ortamdı her anlamda. Hem duygular açıcı, hem yargılardan kurtulduğun, hem paylaştığın. Ve şey... Yani şöyle bir şey, bak çok farklı bir şey daha söyleyeceğim. Sanatçı genelde böyle sanat atölyeleri vardı biliyorsun. Yani insanlar kendi alanlarında çalışırlar, kapalı alanda çalışırlar. Ve sanatçı çok kırılgan bir şey. Yani
Yani beğen, sen şimdi gelip de bir şey söylersen o etkilenebiliyor yani senin resim yaparken ya da heykel yaparken. Yani o yüzden kendine ait alanı var o insanın. Ve ancak hani kendince onu iyi bulduğunda, yetkin bulduğunda, yani kendince yetkin bulduğunda paylaşmaya başlıyor. O yüzden geri planladım. Yani özgür alanı vardır. O ortamın içinde işte şarkı söyler, dans eder, müzik dinler, yani bir şeyler seyreder, bir şeyler okur. Yani onun özgür alanıdır. Biz orada onu da böyle, o çocuklarla onu da kırdık. O da dışarı çıktı. Yani çok ilginç şeyler de çıkıyordu, ürünler de çıkıyordu. Yani ben sanat tarafından bakıyorum, sen başka bir açıdan bakıyorsun olaya. Çok hoş yani bu. Uğraşsan yapılamaz diyeceğim. Şeyler, heykel ürünler çıktı, seramik ürünler çıktı, o kraflardan çıkan heykeller oluştu. Çok ilginç işler çıktı orada. Benim açımdan ilginç bir başlangıç. Yani ben bunu yapacağım dediğim yerde. Hani yapmaya çalışacağım dedim. Miydim bilmiyorum onu. Alman arkadaşım benim. Alman bir geçici Evet. çalışan Oradaydım. böyle seramik çalışmasını yaptığı zamanları biliyorum. Şimdi işte biliyorsun o böyle hani şeyin pazarın böyle varoşlardan dediğimiz hani Onu çocuklar ayrıca konuşalım. Evet. o İrene derdi ki biz hiçbir bakmadığımız onlara bakmadığımız zaman yani izlemediğimiz zaman daha doğrusu izlendiğini hissetmediği zaman çok daha böyle güzel yaratıcı şeyler ortaya çıkıyor derdi. Böyle yani üstünde böyle hep sürekli kontrol Olmadığını. pozisyonunda olmadığın sürece daha kendilerini serbest rahat hissediyorlar. Ve ama tabii böyle bir beğenilme his şeyi var. Orada yani sadece orada biz değil bir şey bir başkalarının Birisiyle beraber bir ortam, ben onu demek istedim. Hani seyircinin de olduğu bir ortam, ilginç bir sanat ortamıydı. evet. Hani evet. Yani aslında daha çok paylaşım ortamıydı diye. Hatta bir tane şey yaptık. Biz Canan'la kırmızı bisikletle beraber yaptık bunu. Arçınbağlı atölyesi yaptık. Sebzelerden, sebze tezgahında. Sebzelerden işte Arçınbağlı ünlü bir ressam, işte saray ressamı, kralların sebzelerden, çiçeklerden, işte meyvelerden resimlerini yapmış. O insanların karakterlerini yansıtmış. Var. Böyle bir kafa çizdik kağıdına ve ortaya bıraktık. Yanında da işte havuçlar var, kerevizler var, lahanalar var, her şey var. Fındık fıstık getirdik birkaç tane de. Ve kendimiz yaptık. Birer örnek ürettik yani kafaya, işte saçlar maçlar için. Hatta benim şey Facebook'taki kendi tanıtımım odur, yani benim yaptığım resimdi. Yeşillikler buralarda, işte şeyler, pırasalar boyunda falan, gözler fındık şeklinde. Sonra dedi ki bu bir resimdir. Önce çocuklar deniyordu. Sonra bir baktım büyükler mi yaptılar? Büyükler de geldiler yapmak istediler. Ve çok zevkli saatler geçti. Sonrasında ben bu atölyeyi farklı şehirlerde, farklı mekanlarda defalarca denedim. Hep aynı tepki aldım. Önce çocuklar değil, büyüklerine de çok eğlence bir atölyeye dönüştü. Yani orada yarattığımız bir atölye. Ortamın içindeki mahalleliden konuşalım, mahalleli çocuklarımızdan konuşalım. Sen onlarla çok fazla zaman geçirdin. Benim için de çok değerli bir kazanım. Yani benim hayatım için de çok önemli. Çünkü kızım işte çok korunaklı bir okulda okuyor. İşte evden okula öyle bir yaşam varken biz pazarı keşfettik yakınımda diye. Sonra o atölyeleri yapmaya başlayınca da güneşi de koyuyordum yani tabureyle. Orada da 5-6 taburemiz vardı galiba. Herkesin de işi bittiği zaman tabureyi dönüşümlü olarak sonraki gelen çocuğa bırakması lazım. Ama pazarın içinde de bizim roman çocuklarımız vardı. Ve o kaynaşma ortamını anlatır mısın? Yani roman çocuklar geliyorlar, işte çamurlarla oynuyorlar. Diğer çocuklar seyirci bakıyorlar etrafta, katılalım mı katılmayalım mı diye. Sonra bir bakıyorsun ki bir an artık onlar katılmaya başlar, paylaşıyorlar. Taburelerin şeyi, hareketleri bizim için çok değerli bir zamandı. Yani benim kızımı özgürce ilk böyle kalabalığa bıraktığım alanlardan biriydi. Sanıyorum birçok anne baba için de öyleydi diye düşünüyorum. Ya şimdi İstanbul'da biliyorsun genelde işte özel okullar, devlet okulları falan diye ayrılıyor çocuklar. Zaten küçük yaşta ayrışmaya başlıyor. Belirli Evet, bir onu çok ekonomide önemli. olanlar genelde özel okullara gidiyor. Ya da işte kendi mahalle yakınlarında böyle biraz daha az şeyin olduğu, öğrencinin olduğu okulları tercih ediyorlar.
Dolayısıyla yani özel okula giden çocuklarla bu çocuklar bir araya gelmiyor. Bunlar da yani şey falan, bazıları kimliği falan bile yoktu. Öyle çocuklar da vardı aralarında. Ve mesela işte dördüncü sınıfa gelmişler, okuma yazmayı sökememişler vesaire. Gelip bizim orada hem oynuyorlardı hem de işte şöyle abla yardım edelim falan, bu şekilde oluyordu. İlk önce biraz böyle şeydiler maalesef, hani kirli geliyorlardı. Çünkü çalışıyorlardı, çöp topluyorlardı. Çünkü öbür türlü bakıyorlar ki yadırganıyor başkaları tarafından da, oynayabilmek için de. İşte çünkü diyoruz bak burada başka çocuklar var, temiz ol, temiz bak olman lazım. Ama hala işte böyle topyolarıyla çıplak, yani çorap falan giyin, yani o şekilde geliyorlardı. Uzun süreli geldiler yani, hep böyle ben orada olduğum sürece, ben oradan ayrıldım sonra tekrar gittim falan. O şey çok beni çok etkilemişti. Bir Edo'muz vardı, görmüşsündür belki. Edo böyle çok güzel gözlü, böyle bir yakışıklı delikanlıydı. O zaman ben tanıdığım zaman ikinci sınıfta tahmin ediyorum. İşte o da ikinci, üçüncü sınıfta okuma yazmayı sökememişti. Sonra bir gün işte ayrıldım falan oradan. Bir gün benim telefonumu bulmuş pazardan. 19 yaşına gelmiş. Şule abla dedi, işte ben telefon açtı. Şule abla dedi, benim zamanımda Kocik Pazar'dan fotoğrafların falan var mı dedi, sen de dedi. Yani orada çünkü Kemal, rahmetli Kemal biliyorsun. Kemal Usta. O çok güzel fotoğraflarını çekmişti çocukların. Hakikaten böyle Fotokritik'te falan da yayınlandı. Çok güzel fotoğrafları vardı. Bakayım falan dedim. Sonra biz pazarda buluştuk. Ya Şule abla dedi, ben dedi bir tek senin yanında çocukluğumu yaşadım dedi. Hep dedik işte küçük yaşta çöp toplamak durumunda kaldım. Çalışmak zorunda kaldım. İşte 8. sınıfa kadar gelmiş ama okuma yazmayı sökememiş. Arkadaşını böyle camdan itmiş, aşağı düşmüş. Nasıl bir şey olmamış gerçi ama onu okuldan atmışlar. Evlenmiş, ev almış Adana'da. Ondan sonra işte yine pazara gelen kızlar ve bir çocuğu olmuş. Birlikte çocuğuna böyle bir hediye hazırladık. Böyle bir şey yazdık böyle onun ağzından. Halik sen yaz, bak harfleri ben sana göstereyim falan. Ama şöyle bir şey de gösterdi bana ekolojik pazar. Bizim kendi toplumumuzun esasında... Ya o zamanlar o çocuklar için biz çok 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 daha fazla şey yapabilirdik. Yani böyle etkinlikler falan değil, kalıcı bir böyle bir çadır gibi bir şey hazırlayabilirdik. Onların zaten anne babaları onların işte 17-18 yaşlarında şeylerdi küçük çocukların. Yani 17 yaşında, 15 yaşında anne olmuştu. Öyleydiler falan. Bir sürü gönüllü var Şişli'de. Yani baktığın zaman Yapılabilecek çok şey var diyorsun. okuma Hala yazma yapılabilecek şeyler var. yapabilirdi, her şey yapabilirdi. Bir zanaatörü belki ahşap oyuncak yaparlar falan. Örgütlenemiyoruz. Yani herkes bir şekilde pazarda belki yardımcı olmak istedi ama ciddi anlamda bunu bir ortak bir mesele, ortak bir şey olarak görmedi. Yani hep böyle burada da şeyi ben biraz eleştiriyorum. Sivil toplum örgütü anlayışını ya işte bilmem ne vakfına bilmem ne kadar para vereceksin, o ondan sonra o öyle yapacak ya da bir yerde gönüllü çalışacaksın. Yani bu kendiliğinden oluşan yardımlaşma, birlikte bir şeyler yapma, birbirini tamamlama, birbirinden beslenme. Sivil toplum örgütünde maalesef pek kolay olmuyor. Öbür türlü de zaten hiç örgütlenemiyorsun. Çok zor. O yüzden belki orası Benim de öyle bir dikkatini sürü hayal kırıklığım var. Evet, yani burada bu bir emek verdim, çok fazla şey oldu ve buradan bir şey çıkacak. Bunun sonunda şu yapacak dediğim, yani yaparız diye yola çıktığım şeylerde hep bir yerde böyle tıkanıyor, kalıyor. Bir bürokrasi mi diyeyim artık, insanların hani oraya kadar mı bir şevesleri hiç bilemiyorum. hoş olmuyor. Yani adına bir proje dediğin zaman zaten bütün işin ruhunu da biraz götürüyorsun gibi geliyor. Çünkü proje içinde kendiliğinden bir gelişme olmuyor. Yani çok böyle şeyleri belli, çerçevesi belli oluyor, kimlerin katılacağı belli oluyor falan.
O zaten hani biz oradayken şaşabiliyorduk ya da o çocuklar şaşabiliyorlardı. Evet, Proje şaşırtıyorduk da şaşıyorduk da. güzel bir şey. Hani ve birdenbire hadi sen de gel sen de katıl deyip onu yani tahta oyuncakta da bu vardır ya yani davetkarlık çok önemli. Yani tahta oyuncak estetiktir, davetkardır. Hani görünce oynayasın gelir. Böyle bir şey. Bu davetkarlığı sunamıyorsun hani proje kapsamında olunca. Çok bana öyle geliyor yani en azından. Vardır tabii mutlaka böyle Yani proje. anda o anda işte akan projeler bizimkiler yapılanlar diyeyim. İnşallah belki şimdiden sonra olur bilemiyorum. Bununla birlikte başlar, hayata geçer. Yani benim de özellikle hatırımda kalan bir tane çok güzel bir şey içindeydim ve devamı gelmedi. Çok üzüldüm. Senin gibi işte arandım geriye. Soruldum hani niye bu yapılamıyor diye ve şey cevap veremiyorsun yani yapabileceğim bir şey yok bir yere kadar. Çünkü gücün bir yere kadar. Ama belki işte bunun gibi böyle ortamlarda konuşarak insanlar güçlerini bir araya toplayabilirler. Şimdi sana bir örnek, bir arkadaşımın kızı 17-18 yaşlarında çok güzel bir aktivite, okul aktivitesi olarak başlattı. Şimdi 8 milyon yemek mi, ekmek mi, onu da paylaşırım. İhtiyaç sahiplerine yemek ulaştırmaya başladılar 3-4 kişi. Ve bu arttı, bir anda arttı, çoğaldı. Ve şöyle izliyorum, böyle takdirle izliyorum, gururla izliyorum. Sanıyorum o kendi genç arkadaşlarını etkileyecek, devam edecek. Yani konuşarak da şu anda biz bir şeyi, bir fikir vardı, işte yapamadık, biz belki beceremedik, oraya kadardı. Belki bundan sonra bizden sonraki bir adım olur, bir basamak oluruz, onlar başka bir adım atarlar, ileriye doğru. Umutluyum ben gerçekten, gelecekten umutluyum. Bu pandemi sürecinde de işte hep şey diyorum kendime, yani bir şeyler öğreniyorum diyorum. Sen de işte bak böyle bir şeye başladık. Eğitimle ilgili ne yapabiliriz? Eğitimle başladık. Şöyle düşünüyorum. Bu niye anlatalım istedim bu pazar konusunu? Şimdi herkes evine tıkalı, hiçbir şey yapılamıyor. İşte herkes şikayetçi. Çocuklar da evlerde, alanlarda kaldılar. Bahçeler kapalı, her yer kapalı. Başka akıllar bulmak lazım. Sizin orada okullar ne durumda? Yani hani Burada hibrit, benim bulunduğum yer işte Amerika, burada hibrit insanlar yani bazıları gönderiyor, bazıları göndermiyor çocuklarını. Sanıyorum böyle de devam edecek. Yani sanıyorum bundan sonra hep böyle devam edecek. Çünkü çok korkan insanlar. Ama çocuklar dışarıda değiller. Yani buradaki onlar da kendi akıllarını bulacaktır da ben de bu pazar esprisini, pazardaki bu aktivite alanının yaratımını bir başkası başkaları için yani bir şeyler yapmak isteyen farklı insanlar için bir örnek olacağını düşündüğüm için buradan başlayalım dedim. Belki kış aylarında olmaz ama yaz ayları geliyor şimdi. Dışarıda aktiviteler düzenlenebilir, akabilir. İlla böyle şey gibi hani zorunlu işte şimdi sırada bu var, bu var, bu var değil. Ortaya açılan aktiviteler gibi. Şeyde yaptığımızda Tekirdağ'a gitmiştik iki defa bir festival için. Hiç festival gelmemişti Tekirdağ. Hiç. Yani gittiğim tarihte 2014-2013 hiç bir şey yapılmış. Hep böyle müzik festivali oluyor işte şarkı söylüyor falan. İlk defa o belediye bir aktivite kuralım demişler. Biz de işte ilgilerinden katıldık. Benim alanımda çocuk alanları. İşte bu Arçın Bağdur'u kurmuştum. Tahtaları kurdum. Tahtalarda da şöyle belki hatırlarsın ben topluyorum tahtaları ve ortaya bırakıyorum ve işte çakan çakıyor. Ya heykel yapan yapıyor. Ve onun adı da babamla marangozluk. Tamam bu başka bir şey. Böyle kalıyor. İşte kağıt atölyesi yaptım. Eski kağıtları yeniden üretmek üstüne. Çocuklar için bu aktivite ama büyükler gelmeye başladı çocukların dışında. Her gün bir hafta oradaydık. Her gün bir adam elinde bir çanta gelmeye başladı. Meğer eskiden marangozmuş. Tamam mı? Geliyor ve çocuklara ben diyor işte size öğreteceğim. Kim gelirse artık şansına kim gelirse orada. Ve öğretmeye başlıyor. İşte şöyle tutacaksın, çiviyi böyle tutacaksın, böyle çakacaksın. Böyle bir paylaşım alanına dönüşmeye başladı. İşte o sebzelerle ilgili birileri başka bir şey yapmaya başladı. Kağıtla ilgili kağıt nasıl üretilir üzerine düşünenler konuşmaya başladılar. Böyle alanları yaratmak gerekiyor. Çok büyük paralar gerekmiyor bunun için. Yani
belediyelerin rahatlıkla yapabileceği işler. Belediyeler kendi alanlarındaki, kendi merkezlerindeki insanlara, sanatçılara ulaşabilir ya da ne bileyim zanaatçılara ulaşır. İşte bu adam gibi mesela. Gel burada çocuklara işte marangozluğu öğret şu köşede. Burası senindir. Al bir şemsiye, bir masa. Rahatlıkla yapılabilecek şey. Ve bu yaz ve bahar aylarını sanıyorum hani kaynaşarak geçirmek için bir fırsat diye düşünüyorum. Benim naçizane görüşüm böyle. Sen ne dersin? Tabii yani ben büyük adalıyım ya Ha, işte evet orada da bir şeyler yapmıştık herhalde. ben adada da yapmak esasında yani görüştüm belediye işte halk eğitim falan onlarla da biraz görüşüyorum. Yani açık alanda bir şekilde yapılır özellikle yaz dönemi gibi. Ama tabii ben işin üretim tarafını da çok önemsiyorum. Yani sahte oyuncak üretilsin, işte biraz tasarlıyorum falan, tasarımla öğrenilsin bir şekilde. Evet. Yani o çeşitliliği öğrenirsin, direkt tasarımı diyemeyeceğim ben. Çünkü yani bir tür sanat eseri gibi her seferinde ayrı bir şey yapabiliyorsun. Tahta oyuncaktan bir tane bile ürettiğin için bir topaç yaparsın, işte 10 liraya satarsın, bir tane yaparsın, 150 liraya satarsın ya da satamazsın daha doğrusu. Bazen de insan kendi ürettiği şeyi çok böyle çok beğeniyor ve ondan sonra kalsın dursun göstereyim böyle. Bazen de böyle bir şey oluyor. Yani bazen Almanya'dan falan ürün getirirdim, oyuncak getirdim. Yani onu sadece böyle hani birileri sadece oynasın, kullansın, görsün. O tarafındayım. Yani şey biraz hani hep söylerim ya Profesör Gerhard Hüther'in bir lafı vardır. Sinir bilimci, beyin araştırmacı. Davet eden, esinlendiren, cesaret veren, Evet, kesinlikle. harekten geçiren topluluklara ihtiyacımız var. Ve bunun görünüyor olması lazım. Yani o kendiliğindenliğin bir şekilde ben de katarım, benim de kazanacağım ve katacağım her zaman için bir şeyi varı hissettirmek önemli bir şey. Ve bunu bir ek daha yapayım. Yani bizim ikimizin o başlangıçtan beri anlatmak istediğim yani onu özellikle vurgulamak istiyorum. Başlattığımız şeyde hiç kimse bize bir fırsat, bir şey sunmadı. Bir tane pazar şeyimiz vardı, tezgahımız vardı. Herkes her yerde bir köşede başlayabilir diye düşünüyorum. Eğer bir ilham geldiyse, bir fikir geldiyse, bir heyecan varsa çocuklarla olmak, bir şeyler yapmak, paylaşmak ve kendiliğinden ortamı yaratabilmek adına bir köşede başlayabilirler. Yani her yer olabilir bu. Tabii yani Beklemek gerekmiyor. ya etkinlik gibi de sadece düşünmemek lazım. Yani o hani birini memnun etmek, aynı eş zamanlı olarak kendin de keyif almak bundan. Hani elinde bir tane işte topaç vardır, tık diye çevirirsin gelir hani birisi. Anlatabiliyor muyum? Bu da ya da hani otobüste gidiyorsun da minik bir el kukulası vardır. Bir web vardı çocuğa gösterirsin ya da bir işte ne bileyim mızıka çalarsın. Bu birazcık hani oyun sanat ve zanaati dediğim her yere koyma ya da bir şey oymaya başlarsın tık kaşık koyarsın ya da bir falan. Bunlar yani hem üreten hem oynayan olanı üretirken bunu görmeleri başkalarının ve katılmaları belki bir şey sormaları biz biraz böyle çok şey gidiyoruz. Biraz sanatta da olsun, etkinlikte de olsun ya da eğitimde de olsun monotematik. Ya işte şu oyunları oynayacaksın, aklı şöyle geliştirir falan gibi. Yani ve hani çeşitli sürekli yönerge Ve yönerge yönerge. sonuç odaklı her zaman. Aslında orada değerli olan orada geçirilen zaman, süreç. Gerçekleşiyor. Ona soruyor. Aa diyor yani bir işte akıl oyunları işte bir soma kübü biz hani satıyorduk falan. Akıl oyunları eğitimi veren biri de bir öğretmen de bizden alıyor. Anaokullarına veriyor. Mesela işte soma kübün üç parçasıyla diyormuş ki şu şekli yapın. Yani nasıl öyle bir şey olur mu? Hani niye herkes aynı anda aynı şeyi yapsın? Doğru değil bence senin yaptığın. Sen nasıl yaparsın diye bana soruyor. Ben bir kere ya hepsi ayrı parça olabilir. Hepsi başka bir şey seçebilir. Yani çünkü o zaman diyor ki yani ben nasıl ölçeyim o zaman yaptı yapamadı. Ölçme değerlendirmeye çok odaklanmıştım. Ama dedim ki yani
Çocuk o zaman yanındaki işte yaparsan yapamadığını diğeri arkadaşının yapamadığını görür. Böyle bir hani ben yaptım becerdim falan ya da tam tersi. Böyle bir şey. Yani sen oyunda hiçbir zaman ya oyun yarış haline getirmemek lazım. Oyunu bile yarış haline getirdik. Yani bildiğimiz evcilik Çok güzel oyunu ifade ettin, unuttuk. Ölçemezsin. Yani çocuğu sevincini, heyecanını ölçemezsin. Yani hep söylediğim bir şey vardır. Başarı heyecanın yan etkisidir. Andrzej Şen, beş lisan bilen işte müzisyen, bestseller yazarı, enstrüman yapımcısı falan. Onun söylediği bir şey. Yani sen hep ölçmeye yani başarı dediğin şey sen yaptığın şeyden mutlu olacaksın. İşte göstereceksin bak ben yaptım diye belki hani onore olmak istiyorsun bu. Ama sen odur yani keşfetme halidir. Sen keşfettiğin zaman aa ben bunu buldum. Onu hissettiğin keşfetme zaman. anı da şeyde sanatın içinde de oyunla oluyor. Oyun, yani oynayarak keşfediyorsun. Yani o ünlü ressamlar hiçbiri oturup da bir anda kocaman bir resmi böyle pat diye çıkartmıyor. Yani önce biraz bir şeyle oynuyor. Renkle oynuyor. Önce renkle oynuyor. Sonra bir doodle yapıyor. Bir şeyler deniyor. Bir gidiyor çalışıyor. Beğenmiyor. Bir daha deniyor. Oyun oynuyor. Gerçekten de böyle bir kırma anı var. Hani çocuk olmaya çalışıyorlar. Yani mesela Picasso resimleri ya da Chagall'ın resimleri nasıl? Çocuk desenleri var içinde. Çocuk olmayan o çocukluğa öykünmeye çalışıyorlar ki yaratıcılığı tekrar bulup çıkarsınlar. Bu da oyunla oluyor. Yani çok ilginç böyle oynayarak kendi şeylerinden, o kimliklerinden, büyük kimliklerinden sıyrılmaya çalışıyorsun. Ve bence yani eğitimin çok büyük eksiklerinden biri sürekli sol beyin ağırlıklı işte matematik üstüne ne bileyim bütün de yani matematiği de hadi çok seviyorum ama sol beyin ağırlıklı sadece ezbere dayalı bir eğitimi çocuklarımıza veriyor olmamız sanatın, oyunun daha fazla yer kaplaması gerektiği düşünüyorum. Sen de zaten aynı fikirdesin, görüştesin. Ve biz acaba bunun için nasıl ulaşabiliriz, nelere ulaşabiliriz? Yani bunu illa yukarıdan, devletten, oradan, buradan beklemeden kendi çocuklarımıza bunu kazandırmamız mümkün diye düşünüyorum. Evlerimizde yapabileceğimiz çok fazla şey var. Ya da kendi ne bileyim ortamlarımızda, işte biz bir pazarın içinde bulduk bunu, bu oyun ortamını. Eğlendik de gerçekten de koşa koşa gidiyorduk her cumartesi pazara. Ve yani orada yenen gözlemeler, içilen portakal suları, çaylar bunlar artısıydı. arıyorduk yani gelmeyen kim? Aa o gelmemiş, niye gelmemiş? Bu nerede? Çocukları da arıyorduk. Bütün mahalledeki çocukları da hepsini de biliyorduk, tanıyorduk. Bu kendi şeyimizi, ekolojik dünyamızı biz orada yarattık. Herkes kendi çevresinde bu ortamlara benzer ortamları yaratıp Mahallede kazanıp da çıkarabilir. alanlarını yaratmak, oluşturmak lazım. Yani eskiden işte sokakta oynanırdı ya, Evet. bu maalesef kalmadı ama iç dış mekanı, o karşılaştırma alanlarını, işte ben mesela hani benim biliyorsun Selin şeye gitmedi, anaokuluna hiç gitmedi, mahallede bir oyun evi kurmuştu. Ondan sonra da o Oyun Sanat ve Zanaat Derneği oldu. Yani oradaki hem site çocukları, bizim bulunduğumuz sitenin çocukları hem mahallenin çocukları böyle yürüyerek gidiyorduk işte hala aynı arkadaşlarıyla devam ediyor. 21 yaşındaki kızım yani oradan yani birçok arkadaşı oldu o zaman. Sonra tabii mahalle olunca işte anneler babalar da tanışıyor. Şeyden çıktıktan sonra da yani okul veya anaokulu veya işte oyun evi neyse artık oradan çıktıktan sonra da birlikte işte birbirlerine gidiyorlar. Birlikte oluyorlar. İşte işim oluyor diyelim başka arkadaşıma bırakıyorum o ilgileniyor kızımla falan. Böyle daha sürdürülebilir oluyor diyeyim. Daha şey organik, daha şey gerçekçi ve sürdürülebilir. Mahalledeliğin ya da işte bir köyde falan yani ufak da olsa bir ortak buluşma alanının ve oyun sanat ve zanaatin olduğu dediğim gibi
ortak buluşma alanının olmasında fayda var tabii. Yani çok işte servislerle falan gidiyorlar ya çocuklar okullara. Okul zaten şimdi pandemiyle birlikte herhalde okula Evet. gitme süreleri de azalacak belki tamamen. Kesinlikle yeniden sorgulanıyor şu anda veliler tarafından en azından. Bunu anlayan herhalde okul yöneticileri, kurucuları, onlar da sorguluyorlar yani yeni dünya nasıl olacak diye. Ama bir anda olmayacak kesin. Şimdi benim gördüğüm daha çok böyle büyük şehrin dışında işte dışarıya kaçabilen kaçmış durumda ve geri dönmek istemiyor diye anlıyorum. Ne kadar sürdürebilirlerse. Ama şey var, şimdi burada bulunduğum yerden Türkiye'ye bakınca daha çok böyle kalıplarla yaşadığımızı çok net görüyorum. Yani orada da hissediyordum ama bunu yani isimlendiremiyordum. Keşke böyle olmasa diyordum ama isimlendiremiyordum. Fakat burada başka bir kültürün içinde çok fazla Türkiye'deki şeyin eğitimin de yaşam biçimlerinin de çok kutu olduğunu yani kutu kimse o kutunun içinden dışarı çıkıp başka bir şey yapmak istemiyor. O kutuları Dışarı. birbirine bağlayacak bağlaçlara ihtiyaç var. Yani ya da o kutuları tümüyle yırtacak, atacak böyle ortamlara ihtiyaç var. Bilmiyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Evet, kutu bir de taraf olma hali var. Yani Evet. pandemide falan bile yani senin o duruşu yani senin kendi çevrenden çıkamıyorsun. Ya bunun başka türlüsü de var, başka türlü de ya yani işte sana kanıtlarını da söyle göstersen yok diyor yani benim güvendiğim profesörler benim güvendiğim yani herkes genel kabul neyse ben de onu kabul ederim ama bu nasıl bilim bu değildir yani sen Onda başka biraz korkular da giriyor tabii. O korkularla birlikte kendilerini güvenceye almaya çalışıyor insanlar. Yani çok büyük bir konu gerçekten. Sen şeyde sağlık gazeteciliği içinde bayağı işliyorsun. Onu da öneriyorum. Arada ben de çok güzel artık bilgiler alıyorum. ruh ben zihin sağlığını şey yapmak için birazcık orayı durduracağım gibi gözüküyor. Yani biraz çok çok birikti esasında bilgi birikiyor. Sürekli yeni haberler alıyorsun. Çeviriler yapıyorsun ve paylaşımlar yapıyorsun. Yani Elinden geldiğince katkıda bulunuyorsun. ben bilinmiyorum bu alanda bilinen yani bir gazeteci olsam meşhur biri olsam falan belki söylediklerim şey yapılır ama seviyorum ben hep deşmeyi çok sevdim yani oraya da bir yerde oradan geldim belki de işte düşünüyorum da sağlık gazeteciliği niye şule dedim sağlık gazeteciliği şule demem şule işte Almanca okul demek ya. Yani her zaman öğrenen ve öğreten olmak ve şurada birçok insan vardır. Ben yapmayayım sadece. Başkaları da yapsın. Çünkü ne bileyim ben bir şey tercüme eder eş zamanlı olarak bir şey bu olabilir. Biriyle röportaj yapar ama bir alan açılır. Yani başka şeyler de var. Yani ana akımın sana aktardığının dışında bambaşka şeyler de oluyor. Onu da görmek lazım. Yansıtılmaya. Ama şeyden geldim yani o sorgulama zamanı bir kere işte Suan'ı yani sen tanımadın tabii Suan'ı çocuklarımın babasının yani rahmetli eşimin kanser olması ve o Evet, dönemde sağlığı hani konusunu bayağı zaten incelemiştim. Yani başından beri bu dünyanın farkındasın. ondan sonra işte biraz kurumsal yapıları sorgulamaya başlıyorsun işte Ivan İliç okulsuz toplum falan böyle hani ondan sonra şimdi hatta şeyi aldım Yavuz Dizdar'ın işte yeni bir kitabı çıkmış olmayanlar olmayanlar yarısını okudum işte orada sağlığın gaspını aldım şenlikli toplum vardı Ivan İliç şimdi burada o kurumsal şeyi sorgulamaya başladın mı okul kurumu ya da işte sağlık kurumu, başka kurumlar anlatabiliyor muyum? Oradan ve işin altında böyle bir şey kurcalıyorsun gibi. Montessori'yi de ben herhalde işte deşmiştim. Ya yani burada bir şeyler eksik ya, o yaratıcılık anlamında özellikle. Bir acayip o zaman birden bir trend oldu Montessori pedagojisi. Ama hep anaokulu. Evet. Ya o zaman ara 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 böyle internette arıyorum Montessori kritikleri falan.
Ondan sonra bir kitaba da rastladım onunla ilgili, işte Faşist İtalya'da Maria Montessori diye. Onu da hani herhalde ciddi anlamda Türkiye'de bir tek ben deştim, yani eleştirdim Montessori Evet, pedagogisini. Alternatif Eğitim Derneği ile birlikte. Şeyiz işte diyorsun ya, kutu kutu. Yani diyor ki Montessori eğitimi almış öğretmen. Ya diyor, bu diyor en iyisidir diyor. Yani misyonu da o. İşte Waldorf'u var, başka şeyi var, ya da normal eğitimin içinde hepsini birbiriyle ilişkilendirmiyor ya da genel bir duruşu tam oluşmamış. Çünkü Montessori eğitimini alan kişi diğer pedagojik yapıları olsun ya da işte bir alternatif eğitimin tam şeyini bile, genel çerçevesini bile tam öğrenmiyor. Yani Evet, anlatabiliyor muyum? sadece alıyor bir tane kalıbı alıyor. Tamam diyor, bu bana çok yakıştı. Şurama koyayım, burama koyayım. Alıyor, tamam diyor. Ben Montessori eğitmeniyim ya da başka bir şey. Orada Evet. acayip bir şey var. Sen çünkü seçtiğini zannediyorsun. İşte belirli eğitim malzemeleri var. O eğitim malzemeleri yardımıyla materyalin geri bildiriminden öğreniyorsun, değil mi? Ama o eğitim malzemeleri aynı eğitim malzemeleri. Yani o Benim pedagoji yani çocuklarla geçirdim bu kadar uzun, yani ben herhalde ne kadar diyeyim, hani 90'lı yılları da var da, yok 2000 diyeyim hani 20 yıl içinde elde ettiğim şey, her çocuk çok farklı. Her çocuk çok farklı ve çok özel ve bir şeye sığmıyor, yani bir yönde şunu yapacağım için çok parlak bir fikrim var, kesin ben bunu uygulayacağım, herkesin işlemiyor, işlemiyor yani. Hepsinde durup, o yüzden de öğretmenlik çok kutsal meslek, yani bunu yapabilmek. Hepsinde durup tek tek zaman harcayıp, kafa işletip, ben bu çocuğa nasıl ulaşayım diye düşünmek gerekiyor. Ve yöntemler sonsuz yani. Hani Montessori gerçekten çok değerli şeyler çıkarttı. yani senin işte Nevem, hep belirli yani belirli yöntemleri var Montessori pedagojisinin, değil mi? Yani o yöntemler dışına çıkmıyorsun. Evet. Başka türlü işte ne bileyim, toplama çıkarmayı öğrenmenin onlarca. Nedenini de söyle. İstersen şöyle yapalım. Bugünlük burada keseceğiz. Başka bir gün devam edeceğiz ama bunun nedenini de söyle. Çünkü Montessori bunu nasıl başlattı? Bence nedeni, yani neden öyle olduğuyla ilgili. Evet, zihinsel engeli, o hafif zihinsel engeli olan çocuklarla başladı. Onlar konsantrasyon sorunu, yani odaklanma sorunu çekiyorlardı tabii. Ve onlar da başarılı oldu. Bundan sonra başka çocuklarla da denemiş. Onlar da sınavlarda başarılı olmuş. Bundan dolayı öyle. Ama o zaman şey yok. Hakikaten mesela oyuncak yoktur. Oyun tam yoktur Montessori'de. O zaman da böyle minik minik, hakikaten oyuncak gibi oyuncaklarla oynamazmış çocuklar. İşte böyle bebek evleri, minik bir şeyler falan filan. Yani yetişkin rolünü anlatan şey yapan çocuklar. Böyle dollhouse'lar vardır ya. Evet. Yani çocuk büyümüş yetişkin değildir der. Yani kendi başıma yapmama yardım et Evet, esas. ben bunu çok sevdim. Mesela oradan benim de kendi adıma kazanımım o, bu cümle oldu. Kendi başıma yapmama yardım et. Yani ben her çocuk için duruyorum. Diyorum ki ona nasıl yardım edebilirim? Ben kendi başıma keşfetmeme yardım etmek Evet, istiyorum. seninki de buna evrilmiş işte. Daha farklı. Öyle. Ya o Evet. kaynak çok önemli. İşte Montessori onu yapmıyor. Yani kaynaklar birazcık belirli kaynaklar. Gerçi mesela işte hani benim kızım işte birinci, ikinci sınıfta Almanya'da gitti Montessori ilkokuluna. İşte kitaplar falan var. Yani ders kitabı yok zaten şeyde, okulda işte kaynak kitaplar var. O kaynak kitapların yardımıyla da bir şeyler yapabiliyoruz. Hani şeyde de yok, Waldorf'ta da yok ders kitabı. Sonra büyük sınıflarda oluyor da işte ilkokul hatta Waldorf'ta kendi kitaplarını da kendileri hazırlıyorlar. Resimlerini kendileri yapıyorlar falan. Güzel, çok esinlikli. Evet, yani yeni yeni yöntemler bizim ülkemize özgü de başka şeyler bulunabilir, yaratılabilir, çıkarılabilir ki Ama işte yapılmış. ortamları, etkileşim ortamları çok önemli ve bunlar yok oluyor. Yani ekran başında akran yerine ekran,
Tabii gerçekten çocuklar için çok çok zararlı. Yani illa eğitim olması şart değil ama çocukların birlikte gerçek yani iletişimin olduğu yani fiziksel bir arada olma hali Ama sanal. işte kazanılacak şeyler çıkartılabilir diye düşünüyorum. Yani yeni kazanımlar çıkartılabilir diye düşünüyorum. Ben şey kesmem gerektiğini farkındayım Evet. şimdi. Şöyle yapalım. Yani güzel bir sohbet oluyor diye düşünüyorum. Umarım yani dinleyenler Evet. de severler. Şans. Bundan sonrası için de böyle fikirlerle buluşalım. Yani bir sonraki seferde. Ne yapabilir aileler, eğitimciler? Yani bizdeki bilgileri paylaşalım yavaş yavaş dedim, istersen. Tamam. Tamam mı? Tamam. Görüşmek Oldu. üzere. Sağ ol.